Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinden telefon attığımızda öğretim görevlisi. Hoş geldiniz İsmail Hakkı Polat. Hoş bulduk. Ya şimdi bazı şeyleri anlayamıyor ya insan gerçekten, işte gemi nasıl suyun üstünde duruyor, uçak nasıl uçuyor falan gibi. Gerçekten bu Bitcoin meselesi bana öyle geliyor. Sayfalarca önümde not var. Bakıyorum yine çözemedim. Ne olur bizim anlayacağımız biçimde nedir bu Bitcoin çılgınlığı, anlatır mısınız bize? Peki, Bitcoin 2009 yılında kimin yaptığı belli olmayan, yani Satoshi Nakamoto adlı ama kişi ya da kişiler takma adlı diyelim bir grup tarafından konuldu. Bitcoin'i asıl böyle şey yapan, diğerlerinden farklı, diğer finans araçlarından farklı yapan şey ise kurulduğu günden bugüne kadar aslında basit bir kod bu. Basit bu algoritma. Yani basit bir finansal alışveriş protokolü aslında bu. Hı hı. Koda çevrilmiş ve bu kod işte ilk başta bir tane bilgisayara konulmuş. Sonra dünyada şu anda 15 bin tane bilgisayarda var. Ama bunu farklı yapan şey şu. Normalde bizim herhangi bir banka ya da işte herhangi bir merkez bankası ya da para bilmem ne falan belli kayıtlarda tutulur. Ve bu kayıtlar işte ya bankada ya şeyde ve bir hakem tarafından aslında bununla ilgili uyuşmazlıklar, bu alışverişlerdeki uyuşmazlıklar çözülür. Bitcoin'de ise ya da kripto paralarda ise bu aslında bu 15 bin tane bilgisayara aynı anda şey yapılır, bütün kayıtlar güncellenir ve bundan dolayı siz herhangi bir şekilde derdiniz ya da şeyiniz varsa daha öncekiler gibi değil, hani reaksiyoner değil, tam tersine reaktif değil, proaktif olarak en başından çözülür bunlar. Yani ben size bir Bitcoin transfer edeceğim. Evet. Bu aslında bütün dünyadaki 15 bin bilgisayara birden yazılıyor aynı anda. Ha, sen bana teyit ediyor bunu. Sen bana göndermedin, evet, diyemiyorum ben. Çünkü her tarafta kaydı var. Aynen öyle. Bir de dünyada internet üzerinde sınırları aşan en hızlı, en güvenli, en aracısız ve en ekonomik değer transfer aracı şu anda. Şimdi ben Şimdi şöyle, yani şunu şey yapalım. Sorularımız var. Şimdi ben altına yatırım yapar gibi Bitcoin alabiliyor muyum mesela? Parayı yatırıp Bitcoin mi alacağım? Benim yatırdığım para kime gidiyor? Ben ne alıyorum? Şöyle, nereye koyuyorum? Şöyle, şimdi ilk başta bir cüzdan açıyorsunuz siz. Yani normalde paranızı nereye bilgisayar koyuyorsunuz? Bilgisayar üzerinden, dijital. Cüzdana koyuyorsunuz. Dijital bir cüzdan alıyorsunuz. Dijital cep olmadığı için dijital cüzdan alıyorsunuz ve onu koyuyorsunuz. Sonra normalde dolar almak istediğinde ne yapıyorsunuz? Bir döviz bürosuna gidiyorsunuz. Ve kazandığınız maaşı ya da işte elinizdeki parayı, cebinizdeki parayı dolara çevirip ondan sonra alıp cüzdana koyuyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Bitcoin almak için bir Bitcoin borsasına gidiyorsunuz. Bu da internet üzerinde. Oradan alıyorsunuz, ondan sonra cüzdanınıza aktarıyorsunuz bunu. Yani çok kısaca bu. Ama para nereye gidiyor? Para nereye gidiyor? Para cüzdanınızda duruyor şu anda. Bitcoin, ama Bitcoin'e ödediğin para nereye gidiyor? Bitcoin ödediğiniz para, bu Bitcoin'i kim satıyorsa o borsada, ben satıyorsam bana. Başkası peki, satıyorsa bu başkasına gidiyor. Kaynağını az önce anlattınız da mesela dünyada ne kadar Bitcoin var alınabiliyor? Çünkü o da şu herhalde anda, değil mi, fiyatları belirleyen husus? Şu anda dünyada 16.600 Bitcoin var. Bunun işte 6.500 dolar bugün itibariyle, hatta 6.300'e falan düştü galiba. Çarparsak 100 milyar dolara yakın bir yatırım aracından hacimde bahsediyoruz. Şey var ama hani bakın bunun cazibesi şurada. Bir şey daha sorabilir miyim orayı anlatmadan önce? Peki 6.500 tane Bitcoin var. Adamın biri ben 7.000 yaptım bunu diyemiyor mu? Hayır, 6.500 Bitcoin yok. 16.600 Bitcoin var. 16.600 Bitcoin. 17.000 yaptım Bitcoin diyemiyor mu? Mesela hayır, 400 daha koyamıyor yani oraya. Diyemiyor çünkü en baştan bu işi kuranlar, ilk algoritma şey yapıldı, ilk finansal kod, ilk sunucudan başka sunuculara yayıldığı andan itibaren artık buna karışamıyorlar. Sabitlendi yani, mesele kapandı. Evet. Yani o yüzden de zaten Bitcoin ile ilgili herhangi bir hani bankacılık sistemi değişmek istediğinde ya da bir banka regülasyonunu, yazılımını değiştirmek istediğinde ne yapıyor? Genel müdür emir veriyor, bunu yapıyor. Şu anda bunu hiç kimse sağlayamaz. Ancak dünyadaki 15 bin bilgisayarın hepsi birden değişiklik kabul ederse, yani anayasa değişikliği gibi bir şeyle bu iş kabul edilir. Çok... O yüzden de Bitcoin şu anda dünyanın en aracısız ve kendi kendine yönetilen protokolü. Aslında bütün bunların hepsini bir kod yönetiyor. O kod da baştan belirlenmiş ve kuralları belli. O yüzden de insanlar o kurallara
uymak zorunda. Çünkü uymazsanız o yazılım sizi kabul etmiyor. Öyle düşün. Fiyatı talep mi belirleniyor? Fiyatı talep mi belirleniyor? Fiyatı talep de belirleniyor. Aynı zamanda da şeylerin bir açık defter dediğimiz bir şey var. Hani blockchain diye duyduğumuz bir şey defter var. Açık bir muhasebe defteri var. İnternette işte her yerde görebileceğiniz bir kayıt defteri var. İlk işleminden, 2009'daki ilk işleminden şu anda yapılan işleme kadar bütün kayıtları görebiliyorsunuz. Kayıtlar açık fakat o kayıtların sahipleri gizli. Dolayısıyla bu aslında aynı zamanda bir piyasa, bir para ve elden ele anonim para dolaşımı ile ilgili de hız sağlıyor piyasaya bu. Şöyle oluyor, hani tarif etmek gerekirse, lütfen. Siz Kanada'dasınız, ben Sri Lanka'dayım, hiç fark etmiyor ya da biz yan yanayız. Ben size cüzdanımdan bir şey gönderdiğim zaman bunun devletlerle ilgisi yok. Dolayısıyla hiçbir devlet, hani biraz yayının başında da söylediniz, Çin, Rusya falan bunları yasakladı deniyor ama iki gün sonra geri adım atıyorlar. Yani şu anda hani o yasak haberlerinin bizim medya maalesef fikri takibini yapmadığı için onların hiçbirinin ortada olmadığını da göremiyor maalesef. Çok enteresan. Şimdi ben bir parayı, Bitcoin aldım diyelim, parayı kredi kartıyla mı ödüyorum? Çünkü ya da işte hesaptan virman mı yapıyorum? Nasıl oluyor evet, iş? Evet, yani ister bankadan hesapla virman yapıyorsunuz ya da şeyler var şu anda, kredi kartı aracıları var. Siz bu şeyi, Bitcoin'i almak istediğinizde sizin kredi kartı gibi bir şeyiniz var. Sizin kredi kartı hesabınızdan o miktarı çekiyor, Bitcoin'e aktarıyor ve ay sonu geldiğinde sizin para vermiş. Aynı nasıl kredi kartı ekstrenizi ödüyorsunuz. Evet. Orada bir de Bitcoin'le ilgili bir şey oluyor, satır oluyor, o kadar. Peki bu işten çok mu para kazanıyor insanlar, çok mu kaybediyorlar? Böyle bir hani biri manipüle ediyor mu? Güvensiz bir alan mı? Çünkü şeyle duyuyorum ya, 3500 dolardı diyor, 5600 dolar oldu. 6500 evet. dolardı, 2500 dolara indi falan. Hani normal şartlarda piyasalarda böyle acayip şeyler olmuyor ya. O nedenle merak ettim biraz. Yani kumarbazlar mı bu işi yapıyor yani? Hayır, yani şimdi şöyle, bir kripto paranın geleceğini ve dünyada işte bankaları, noterleri, her şeyi yok edebileceğini gören dijital öngörüsü yüksek insanlar yapıyor bunu. İki, sonra şey yaparız. İki, 2009 ile 2013 arası ilk başta kara para sektörü bunu ayakta tuttu. Yani internetin bir yeraltı vardı, Silk Road denen. İşte dijital ortam üzerinden değiş tokuş sağlayan, işte uyuşturucu, mafya bilmem ne falan, bunların kendi arasındaki değiş tokuşlar aslında Bitcoin'i 2013'e kadar ayakta tuttu. Ama 2013 yılında FBI'ın bu şeyi, Silk Road'u, dijital ipek yolunu sahibine yakalamasıyla beraber bu kısım sekteye uğradı ve Bitcoin'in fiyatı o zaman 1300 dolarda 200 dolara indi. Fakat o zamandan 2016'ya kadar da bu biliyorsunuz o dönemde offshore bankaların dünyada onshore'a geçiş durumları oldu. Ve bundan dolayı vergi ya da böyle dijital yastık altı, dijital altın etkisini Bitcoin'in almak isteyenler, yani değer saklama aracı olarak kullanıldı Bitcoin. Enteresan. Fakat şu anda özellikle bu yüksek yüksek performansıyla, sürekli yükselen performansıyla 2016'nın sonundan itibaren de şu anda küçük ve büyük yatırımcıların gözdesi oldu. Size şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Siz diyorsunuz ya manipülasyonlar şeyler falan. Hı-hı, hı-hı. Manipülasyon bu kripto para piyasasının zaten doğal bir aracı. Çünkü burası İstanbul ya da New York plazası ya da IMKB ya borsası da değil. Değil ki. Vahşi dikenye ormanı burası. Dijital yersen diyor yani. Yersen diyor buraya geliyorsun yani diyor. Yani şey, bazen ben hani finansçılar geliyor burada manipülasyon yapılıyormuş. Kontrol yok ki manipülasyon olmasın. Yani o yüzden hani herkes ama şunu... Ama çok garip herkes. Bir şey ya bu benim. Vallahi felsefeye uygun değil yani. Şöyle bizi doğaya döndürüyor. Çünkü Kenya'da aslında bir yaşam var değil mi orada? Doğal bir yaşam evet. var. Vahşi bir yaşam var. Orada siz eğer bir zebraysanız aslanlardan, kaplanlardan... Aslan olmak için de o bitcoinlerin tamamını alacak para olması lazım herhalde bir adamda. Aksi takdirde herkesi yiyebilir herkesi. Var öyle tipler var. Mesela 1,5-2 milyon bitcoini olan bir adam cumartesi pazar günü bitcoinin fiyatını 7.000'den 5.000'e düşürdü. Hatta şöyle 225.000 bitcoinini bir borsaya transfer etti ve bir anda ortalık allak bullak oldu falan yani. O yüzden hani bir şöyle düşünün bakın. İlk çıktığında 1 dolar 1300 bitcoin'di. Şu anda bir bitcoin 7000 dolara yaklaşıyor. Eyvah eyvah, feci dolar. Bir tren kaçırmışız ya. Keşke aklımıza. Sizin var mı bitcoin o zamandan?
Hocam. O zamandan yok maalesef. yani hani şöyle ben oralar hani şuralar buralar beri, daha tarlaydı falan diye anlatır ya dedeler. İstanbul'un önemli yerleri için. Sizin şöyle, fırsatınız 2013 varmış. Yılında Bitcoin ile ilgili ilk yazıyı yazdığımda bir Bitcoin 258 lira yazmıştım şeye blogumda. Fakat işte şey, biz hoca olduğumuzdan o işi düşünemedik maalesef. terzi kendi sökülür dikemez derler. Aynen onun gibi öyle. Bir şey bakıyoruz herhalde. Şimdi. Herkes bana bir şey soruyor. Hocam yükselecek mi düşecek mi diye, dedim ki gidin kendi aklınızı kullanın. Hani sizin çocuklar ama okay. Sizin çocuklar sizi eleştirir, ben size söyleyeyim. O kadar yazmışım yani, babam alaydı falan ki, diye. Ama bakın şimdi burada şunu söylüyorum ben de onlara. Diyorum ki siz bu işi bilmezseniz, yani geleneksel finansçı gibi davranırsanız şöyle oluyor. Oturuyorlar ekran başına sabahtan akşama bunun... Bitcoin ne oldu diye bakıyorlar. Bitcoin ne oldu diye bakıyorlar. Bitcoin düşüyor, 1000 dolar düşüyor yani. O 1000 dolar düşüşte o ekranı canlı seyrederken panik olarak satan bir sürü insan var ve çoğu insan kaybediyor aslında. Burada önemli olan şey şu. Hiç unutacağın, yani hani şey yaptığında unutacağın bir küçük meblağ yatıracaksın ve anlayacaksın, okuyacaksın, araştıracaksın, sorgulayacaksın ve hiç kimsenin benim dahil lafıma inanmadan kendi kararını kendin verebilecek güce geleceksin. Ancak o zaman burada hani balinalara, aslanlara, kaplanlara yem olmadan, ormanda yenilmeden şey yaparsın. Aksi takdirde hoca şunu yaptı, Yavuz Bey bunu yaptı, o bunu yaptı diye takip edilecek bir yer değil ki burası. O yüzden de hani bu piyasa gerçekten zor bir piyasa. İnsanlar bunu bilerek şey yapsınlar. Ben geçenlerde mercan yokuşunda gidiyorum. İki tane tabureye oturmuş esnaf dükkanda şey diyorlar. Ya işte Bitcoin diye bir şey varmış. Bir parayı Bitcoin almak lazım falan. Parayı yatırıyormuşsun. Ondan sonra işte 2 ayda 2 katına çıkıyormuş falan. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyi öngörmek için öncelikle senin onu hangi şartlarda, hangi aralıkta o 2 katına çıkacak onu tahmin edebilmen lazım. Onun için de çok şey yapmak. Yarıya inme arada, ihtimali de var tabii. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Yani şöyle mesela geceliğin 7000 diye yatıyorsunuz. Sabahleyin bir kalkıyorsunuz 5000'e inmiş. Mesela. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Yani hiç böyle. Bir de Türkiye'de düşünsenize, insanlar bankalara güvenmiyorlar. Yastık altında altın tutuyorlar. Parayı bankaya yatırmıyor adam yani. Onun için tabii. Onlar açısından zaten ütopik bir durum. Dijitalle barışık olan bir kesim için parası varsa belki ilgilenilebilir bir şey. Ama bu kadar anlattığınız gerçekten çok iyi anladığımı düşünüyorum şu anda. Anladıktan sonra da 1 lira yatırmam oraya, onu da söyleyebilirim size. çok teşekkür yani ederim. Yani şöyle, evet. Bundan kaçamayacaksınız Yavuz Bey. Öyle ben size hemen müjdeyi veririm. Çünkü şöyle, Bitcoin şu anda öyle bir noktada ki devletlerin de para kontrolünü, bakın 100 milyar dolar Bitcoin çekti. 100 milyar dolar da Bitcoin'in 1200 tane türevi para çıktı şu anda son 3 seneden beri. Bunlar da 100 milyar dolar daha çektiler. 200 milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz ve yılbaşında bu piyasa 17 milyar dolardı. Şu anda yani öyle bir akış var ki önümüzdeki dönemde devletlerin para politikalarındaki kontrollerini zayıflatabilecek bir noktaya doğru gidiyor bu. Yani şu anda Türkiye'de, yani dünyada 200 milyar dolarlık bir hasıla çıkmış ve bu paraları yatırılmış bir şekilde